Kağıtlar kolaylıkla yırtılır. Bunu çok iyi biliyoruz. İstediğiniz boyuta getirmek için hatta belki kağıttan uçak, gemi yapmak için ucundan, kenarından, ortasından kolaylıkla yırtabilirsiniz. Eskiden gazetelerden kuponları da yırtardık ya, neyse siz şimdi onu hatırlamazsınız. Hatta ıslanan kağıtlar kuruya göre çok daha kolay yırtılır. Bankta oturmuş gazetenizi okurken birden bastıran bir yağmur düşünün. Şimdi bir de gazetenize bakın, neredeyse paramparça olmuş. Evet, görüyorum. Oysa kağıt poşetler yağmurda dahi kolay kolay yırtılmaz. İsim benzerliği değil ya canım, o da kağıt, bu da kağıt. Öyleyse? Evet, gazetede, poşette, kağıttan. Kağıt kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş. Ancak etimolojik olarak Latince'deki papyrüsten İngilizce'deki paper kelimesi üretilmiş. Papyrüs bir bitki ve yazmak için kağıdın keşfinden önce çokça kullanılmış. Tabi mağara duvarları, kil tabletler, mermer, balmumu tabletinden sonra. Aslında hepsi kağıtla aynı amaç için kullanılmış. Yazı yazmak, resim çizmek için. Papyrus ve diğerleriyle yollarımız burada ayrılıyor. Onlardan başka bir zamanda uzun uzun bahsedebiliriz. Biz şimdi kağıda dönelim. Dedik ya, gazetenin de poşetinde ham maddesi kağıt. Peki gazete kolayca yırtılırken kağıt poşetler neden yırtılmıyor? Kağıdın ana maddesi bildiğiniz gibi odun. Ancak öyle ağacı kesip odundan bir anda kağıt üretilmez. Odun seyreltilerek bitki liflerinden bir hamur oluşturulur. Bu hamura çeşitli kimyasallar eklenerek hamur, yani böylece kağıt sağlamlaştırılır. Evet. Kimya sağ olsun burada da devreye girer. Zaten bu yüzden de kağıt ve karton sektöründe dünyanın lider kimya tedarikçisi BASF kimyasallarından yararlanılıyor. Bitki lifleri arasındaki bağ kimyasallar ile sağlamlaştırılmadığında kağıtlar kolaylıkla yırtılır. Oysa kimyasallarla sağlamlaştırılan kağıtlar öyle kolay kolay yırtılmazlar. Üstelik bu kağıtlardan sadece poşet üretilmez. Filtre kahve kağıdı, kağıt havlular, poşet çaylar oldukça sağlamlar. Peki, kimya bu konuda da bize yardımcı olduğuna göre en başta ıslanıp parçalanan gazetenize dönebiliriz. Gelin gazeteniz öyle ıslanıp yok olmasın. O gazeteyle harika bir deney yapalım. Tabii cuma günü. O zamana dek hoşça kalın. Ve lütfen doğaya ve insana verdiği zararı düşünerek plastik poşet kullanımından vazgeçelim. Hem nasılsa karton poşetler yırtılmıyor.